Herkese merhabalar arkadaşlar. Transfer inceleme videolarımızda bugünkü konuğumuz Barış Alıcı. Direkt baktığımız zaman hız hızlanma göze çarpan bir oyuncu ve çok yönlülüğün olması. Yani iki kanatta da görev alabiliyor. Bu benim en sevdiğim özelliklerden birisi. Bir kanatta kanat, diğer kanatta iç forvet rolünde oynatabileceğimiz bir oyuncu. Tabi iç forveti biraz çalıştırmamız lazım. Özelliklerine baktığımız zaman gizli özelliklerde potansiyel yeteneğine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin futbolcusu değil diyebiliriz. Ama FM 2019'da ben Barış Alıcı'nın Potansiyeli ve profili için biraz daha umutluyum çünkü Barış bir buçuk senedir altın ordu A takımda yani Lig'de 1,5 senedir düzenli olarak forma bul buluyor. Ee, özellikle bu sezon 30 maçın üstünde oynadı ve 7-8 gol attı diye hatırlıyorum ben. Çünkü jeneriklik güzel golleri de var Barış'ın. Çok driplingçi bir oyuncu. O yüzden şu anki profili ve gizli özellikleri bizi yanıltmasın. Barış bence yani üç 3,5 yıldız falan olur diye düşünüyorum. Yani bir 130'lara yakın bir potansiyeli olsa en azından 2-3 sene bizim heyecanla geliştirmek için uğraşacağımız bir futbolcu olabilir. Özellikle bu kadar hızlı bir oyuncuyken hatta e, yani bank oyuncumuz bile olabilir genç yaşından ötürü. Tabii FM 2019 profilinde 21 yaşında olacak. Bir gençlik heyecanı oynatabiliriz. Biraz profilinin geliştirilmesi lazım ama onun haricinde çok bizi saracağını düşünmüyorum. Yüz özelliklerine baktığım zaman potansiyel yetenek 112. Potansiyel yeteneğin 112 olması biraz düşük bizim için gerçekten. Diğer özelliklerinden sakatlanma elimi beni biraz düşündürdü. 9 çok yüksek çünkü bir kanat oyuncusu için. Berk Özer'i incelediğimizde 10'du. 10 bir kaleci için yüksek olmayabilir ama bir kanat oyuncusu için, driplinkçi bir oyuncu için sakatlanma eğiliminin 9 olması çok yüksek bir risk. Çünkü biliyorsunuz link yaparken sakatlanma riski çok fazla olabilir ki kanat oyuncuların da en zaten büyük özelliği link yapmalarıdır. Süratli olarak bir anda hızlanmalarıdır, bir anda süratli olarak koşmaya çalışmalarıdır. Onun haricinde baktığınız zaman e, sportmenlik, huy, e, bu gizli özellikler de zamanla gelişecektir ama şu potansiyel ve bu profil Fenerbahçe için yete yeterli seviyede değil. Ben FM 2019 profilinde minimum 3.5 yıldız bekliyorum. Çünkü bir sene boyunca 30 maçın üstünde oynayıp 7-8 tane de gol attı diye hatırlıyorum. O kadar gol atan bir adamın profilin biraz daha iyi olacağını düşünüyorum ben. En azından 130 civarı bir potansiyelde olursa hiç fena sayılmaz. Süper Lig'de yani Genç olduğu için oynatırız ama tam potansiyeline ulaştığı zaman 22-23 yaşlarına geldiği zaman da bizim kadromuzda rotasyon oyuncusu olur ve ligde her halükarda verim alabileceğimiz bir oyuncu haline gelir Barış diye düşünüyorum. Ben de profilini sizler gibi merakla bekliyorum. Gelişmiş bir profiline bakmaya gerek yok çünkü şu an bütün oyunlarda aynı şekilde olacak. Yeni inceleme videolarında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.